Uyumadığını biliyorum. Kalksan iyi olur. Biliyorum, uyumuyorsun. Ben gelirken komedyenler hazırlanıyordu. İş nasıl? Çok iyi. Neden gazinoya gittin? Sana stüdyoya gel demedim mi? Karın kuaförden geç çıktı. Kendi arabasıyla gitmedi mi? Hayır, arabaya bir şey olur diye ödü kopuyor. Araba duvarın dibinde duruyor. Oo, bakıyorum hanımefendi adam olma yolunda. Şey Ferdi, benden duymuş olma ama... Neymiş o? Sakın canını sıkma ama... Sanırım geçen gece yine fazla kaçırıp kumarhanede atıp tutmuş. Her zamanki hali bu. Neden canım sıkılsın? Bu seferki sandığın gibi değil. Esas canımı sıkan şu anda sensin. Söylesene bir adam ne söyleyeceksin? Bana bağırma. Sana yalvarıp yakarıp aldırdığı araba var ya... kulüp sahibine satmış. Parayı da kumara vermiş. Neden arabayı teslim etmemiş? Ne bileyim ben! Rica etmiş, bir iki gün evin önünde kalsın diye. Tabii. Şunu da imzalar mısın? Tabii. Buyurun. Sizi bir kere öpebilir miyim? Ferdi Bey çok yorgun. Lütfen dışarıda bekleyin. Bravo Ferdi. Bravo kocacığım. Gerçekten bravo. Sen istersen Ferdi, 100 gün daha sallarsın. Halk seni ne kadar seviyor, görüyorsun. Kutlamalıyız bu güzel geceyi kocacığım. Mutluluğumuza. Ben de şu hesaplara bir bakayım. Sonra gelirim. İstemez. Git söyle, hesap tamamsa son 20 günlük paramı versin patron. Şey Ferdi, Selçuk babama gitmeden önce biraz konuşsak. Ne konuşacağız? Şey Ferdi, ben o son 20 günlük parayı babamdan aldım. Ve alın terimi kumara verdin, değil mi? Affedersin, böyle olmasını istemezdim. Babam duyarsa bana çok kızar. Lütfen Ferdi, lütfen babama söyleme. Ona söz vermiştim. Babam! Babandan korkuyorsun. Ben senin kocanım, beni hiçe sayıyorsun ha? Üstelik babanın parasını değil, benim kazancımı harbur parman savuruyorsun, kumara veriyorsun, tamam mı? Yemin ederim bir daha kuruşuna dokunursanız kırarım o ellerinizi. Bunu böylece söyle o üçkağıtçı babana. Serseri! Senden özür diledik işte! Daha ne diye babama dil uzatıyorsun? Mehmet abiye söyleyeyim de bir taksi çağırsın. Sizi eve bırakalım.
Hayır. Benim peşimden sabaha kadar ayrılmayacaksınız. Biraz da bana hizmet edin. Hanımefendi, bir şeyiniz yok ya! Yok yok! Hay Allah! Ne kadar üzüldüm bilemezsiniz! Özür dilerim! Bir dakika, ben şimdi ne yapacağım? Bu benim arabam değildi, şirketin arabasıydı! Lütfen sakin olun! Alt tarafı bir çamurluk, size bir şey olmadı ya! İnanın bunun yerine bir yenisini alırım! Şimdi de hakaret ha! Çamurluk yerine yeni bir araba alacakmış! Ben ne yapacağım şimdi Allah'ım? Yemin ederim size, BMW alırım! Lütfen defolup gider misiniz başımdan? Hanımefendi, siz beni tanımadınız galiba. Ben Ferdi Tayfur'um. Ülke çapında ünüm var. Ses ve film yıldızıyım. Arabesk şarkılar söylerim. Evet abla, Ferdi abi bu. Bırakın lütfen beni, sizi tanımıyorum. Hem o müziği de hiç sevmem. Peki siz ne seversiniz? Breakdance sever abi, breakdance. Break mi? Geç abla, şöyle geç. Bu ne biçim iş kardeşim? Sabahın onu bizi hala peşinden sürüklüyor. Sus, duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Çekilir mi bu hayat? Başımızı belaya sokuyor. Haklısın, haklı. Bu ne iş be? Sabaha kadar peşinden dolaş dur. Ayaklarıma kara su in. Sorma. Allah Ferdi'nin yardımcısı olsun. Kadın değil, bela bu be! Allah insana böyle kadın vereceğine evet, başına taş yağdırsın daha iyi. Öldüm bittim vallahi. Gözlerim kapanıyor. Defol bu evden! Seni bir daha görmek istemiyorum! Defol diyorum! Defol! Defol! Defol diyorum sana! Sen kim oluyorsun da beni bok gibi kuliste bırakıyorsun? Kimsin sen? Bir hiçtin! Babam tuttu elinden, adam etti seni! Yoksa hala garsondun şimdi! Yalan mı ha? Yalan mı? Yeter! Doğru! Sizin gibi canavarları tanımadan önce garsondum ama insandım ben! Beni kendinize benzetemeyeceksiniz! Buna müsaade etmeyeceğim! Şimdi gidiyorum! Hem de bir daha geri dönmemek üzere! Seni mahkemeye vereceğim ve boşayacağım! Zavallı bir yaratıksın sen! Bavullarımı toplayın, otele yerleşiyorum! Önce ben seni mahkemeye vereceğim! Ben parmağımı kıpırdatmazsam sen bir hiçsin! Ayaklarıma kapanacaksın ama ben dönmeyeceğim! Sakın bir daha döneyim deme! Sokmam seni bu kapıdan içeri!
Alın terim bu benim! Gençliğim aklıma geldi de, terlemişlerdir, serinlesinler dedim. Hayırdır, yatmayın çocuklar, boş verin, boş verin, bırakın. Hadi. Tamam çocuklar, tamam, sanki hiç yağmurda kalmadınız. Ah, çok affedersiniz, babaannem çok yaşlıdır da. Belli oluyor. Baksanıza nasıl ıslattı. Sizin bu kadar ince biri olabileceğiniz hiç aklıma gelmezdi. Nedenmiş o? Geçen gece hiç de inanmamıştım size. Bir de bana palavracı demiştiniz. Hem siz nasıl buldunuz adresimi? Tamirciden aldım. Hay Allah, nasıl da tahmin edemedim. Biliyor musunuz, o gece sizi gördüğümde film seyrediyorum sanmıştım. Hani beni tanımıyordunuz? Affedersiniz. Hiç yalan söylemeyi beceremem. İnanmamıştım siz olduğunuza. Ayrıca çok kızmıştım. Size kendimi affettirmek için hediyenizi getirdim. Yok, kabul edemem. Ama ben söz vermiştim. Olabilir ama alamam. Bunda bir kötülük yok ki. Anlıyorum. Ama hayatta altından kalkamayacağım hiçbir şeyi kabul edemem. İyi geceler.
İyi, ne yapalım? O zaman bu arabayı ben sizden hediye almış oldum. Tamam kızım, toparlan, arabada bekle beni. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Avukat sensin, kanunu sen biliyorsun. Bir an önce bu dertten kurtulmak istiyorum. Sen istiyorsun ama, bakalım karşı taraf da isteyecek mi? Neden istemesin? Beni dışarı atan o. Oku ve imzala. Tamamdır, okumama gerek yok. Bakalım mahkemeye verdiğini babası duyduğunda neler olacak? Ne olursa olsun, böyle bir hayata dayanamıyorum artık. Gerçeği isterseniz, benim hiç umudum yok. Yeter be! Yok ümitsizmiş, yok babasıymış. Ne yapalım, yürümüyor işte, zorla değil ya! Hem ben istemem mi mutlu bir yuvam olsun? Hadi eyvallah, ben de kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Güle güle, işleri takip et. Alo! Evet. Osman abi arıyor. Yok de. Olmaz, burada olduğunu biliyor. Osman abi nasılsın? Tamam abicim, gazino çalışmalarım bitti. Ben de biliyorum geç kalıyoruz. Ama daha senaryo yok ortada, siz bana hemen filme başlayalım diyorsunuz. İyi tamam. İşte haftaya buluşur, iyi bir senaryo çalışması yaparız. Müzikler mi, bomba? Siz onu düşünmeyin. Her şey tamam. Bir okumam kaldı. Tamam tamam, sen düşünme. Yeter ki hikaye güzel olsun. Şarkılar mı? Bomba! İyi tamam. Öptüm, görüşürüz. Tamam abi. Tamam. Hadi hoşça kal. Güle güle. Sağ ol. Senin bu oyunu hiç sevmiyorum. Hemen tutuşturuyorsun telefonu elime. Hay Allah! Ya adama ayıp olur. Hem biliyor senin burada olduğunu. Seni rahatsız etmek istemezdim. Çiçeklerin karşılığını beklemiyorum. Yalnızca birkaç dakika. Teşekkür ederim. Ama şimdi gitmem gerek. Birkaç dakika ne olursun. Lütfen ısrar etme, babaannem hasta, gitmem gerek. Seni bir daha görebilecek miyim? Bilmem. Bu kadar. Ah, sahi Nurhan, Ferdi'den ne haber? Ne o? Niye ilgilendin? Hiç, geçen gün gazetede resmini gördüm de. Olabilir. Ama göreceksiniz. Geri dönecek, ayaklarıma kapanacak. Hiç ümidim yok ya, inşallah. Bana bak şıllık! Hem paramı alıp hem de gıcık verme! Defolun evimden! Aa, şekerim, bu ne terbiyesizlik! Bir şey söylesem bari! Haklısın şekerim! Bu kadının sonunu hiç beğenmiyorum. Allah korusun! Bu gidişle akıl hastanesini yine boylar. Bize ne canım? Babasıyla kocası düşünsün. Thank you.
Ulan it! O makaletin parasını dolandıracak adam mısın sen? Ezerim seni. Merhaba. Merhaba, ne arıyorsun burada? Birlikte bir yere gidelim mi? Bilmem, nasıl istersen. Ben burayı çok severim. Senaryomu burada çalışırım, şarkılarımı burada bestelerim. Hatta yazdığım kitabı bile burada bitirdim. Kitap mı yazıyorsun? Evet, basılıyor. Yakında çıkacak. Sahi, fabrikada ne iş yapıyorsun? Kimyagerim. Öyle mi? Neden şaşırdın? Şey, hiç düşünmemiştim de. Peki ne düşünmüştün? Ya bir sekreter, ya da bir muhasebeci. Şaka bir yana ama ben aslında doktor olmak istemiştim. Ne kadar güzel gülüyorsun. Teşekkür ederim. Biraz bana kendinden bahseder misin? Babaannenle mi oturuyorsun? Evet, babamla annem ben küçükken ayrılmışlar. Annem başkasıyla evlenmiş. Babam emekli bir kaptan. Tek başına yaşar. Annemse şu an Almanya'da. Peki görüşüyor musun onlarla? Tabii ki görüşüyorum. İkisi de beni çok sever. Ama babaannem benim için çok değerlidir. Beni o büyüttü. Her haftada babamı görmeye giderim. Baban nerede? Kış yaz Kilyos'ta oturur. Denizden bir türlü kopamadı. Affedersiniz, Ferdi abi bir imza verir misiniz? Tabii. Resmimi de vermek isterdim ama yanımda yok, kusura bakma. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin hayatınızda uzaktan görüldüğü kadar kolay olmasa gerek. Öyle, şimdi duyan gelir. Bir an evvel kalkalım buradan. Nasıl istersen. Hadi. Aç mısın? Beni yemeğe mi davet ediyorsun? Aha. Bilmem ki. Bu sabah kahvaltı etmedim de. O zaman babaannemden izin almam gerek. Yoksa merak eder. Hemen dönerim. Tamam. Kızım, yine şekerim, şekerim yükseldi. Galiba. Dur sana biraz kolonya vereyim. Ay, ay Allah, nerede kolonya şişesi? Ay yavrum. Nasılsın? Ay. Ay, iyi. Kalk bakayım, kalk kalk kalk. Gel, uzan şöyle. İyi ki gelmişim babaanne. Yavrum. Hay Allah. Ben de senden izin isteyecektim. Seni hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Gözlerinin içi gülüyor. Hadi git kızım. Fena değilim ben. Olur mu babaanne? Ben hiç o kadar vefasız mıyım? Arkadaşıma haber vereyim. Üzgünüm Ferdi. Babaannem biraz rahatsız. İyi ki gelmişim. Hemen doktor çağırayım. Yok yok. Onun her zamanki hali. Malum yaşlı. Ayrıca şeker hastalığı var. Peki ne yapalım? Başka zaman. Lütfen kusura bakma. Tabii başka zaman. Ne zaman? Telefon et bana. Konuşuruz. Peki tamam. Sen de üzülme lütfen. Geçmiş olsun. Tamam kızım, tamam. Bu ilk ve son kavganız değil ki. Bak sana söz veriyorum. Tıpış tıpış geri dönecek. Beni böyle bırakamaz o. O benim için zaten bir hiç. Ne demek bir hiç? Saygılı ol biraz. Bir enkazdın seninle evlendiğinde. Lütfen geçmişimi yüzüme vurma baba. Yanımızda yabancı yok. Eğer kocandan ayrılırsan, gene aynı duruma düşersin. Ferdi seni kurtarmak için az uğraşmadı.
Doktora gidiyor musun? Lütfen baba. Doktoru hastaneye hatırlatma bana. O günlere dönmek istemiyorum. Rica ediyorum kızım. Arada bir de olsa bir psikoloğa görünsen. Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen övün bu aşkın. Ferdi, lütfen biraz dikkat et. O kadar kötü okuyorsun ki neredeyse çıldıracağım. Tamam. Biraz ara verelim. Siz ne anlarsınız be? Yok kötü okuyorum şunda, yok bilmem ne. Hem iki ayağımı bir pabuca sokuyor, hem şarkı söyle diyorsunuz. Alo. Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Ben stüdyodayım. Plak çalışmam var. Hangi şarkıyı okuyorsun? Senden sonra bir şarkı yaptım, onu. Hadi oradan, bu kadar kısa zamanda mı? İlhamın zamanı yoktur. İsmi ne şarkının? Şimdi söyleyemem. Bir yemek borcum vardı. Yemekte şarkının adını da söylerim. Lütfen söyle, çok merak ettim. Hayır, söylemem. Söz ver bu akşam, tamam mı? İyi peki, ne yapalım öyle olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Yuhu! Gönder müziği! Ne e'si? Hadi söyle! Neyi? Şarkıyı! Deli misin sen? Burada şarkı söylenir. Yok canım, şarkının ismini söyle. Ne var Ferdi? Niye daldın? Neden sustun? Boş ver. Ama bana söz vermiştin. Peki, dikkat, söylüyorum. Evet. Senin için. Benim için mi yani? Evet. Şarkının ismi senin için. O zaman bu gece benim gecem olsun. Olsun. Senin gecen olsun. Peki, beni bu gece dansa götürür müsün? Dansa mı? Evet. Çünkü bu gece seninle dans etmek istiyorum. Çok isterdim ama... Ne oldu, bir şey mi var? Bir başka zaman gidelim. Lütfen bu gece gidelim. Belki babaannem bir daha izin vermez. Pekala, ne yapalım? I'm still alone. I'm waiting.
waiting for your voice nearby the phone. The same emotion every night. Ne yapıyorsun be? Ver o filmi bana. Ver diyorum. Bak sana iyilikle söylüyorum, ver şu filmi. Olur mu abi? Benim işim bu. Sen Ferdi Tayfur'sun. Benim de görevim senin resmini çekmek. Ferdi Tayfur bu. Ferdi Tayfur bu. Vallahi bir kere öpeceğim. Ne olur, bir kere öpebilir miyim sizi? Kurtulduk galiba. Atlattık. Eğer yakalansaydık sabaha kadar resim ve imza. Seni çok seviyorlar değil mi? Evet. Ben onlardan bir parçayım. Hadi gidelim artık. Kaldır şunları. Ne yatıyorsun? Babana gidecektin, unuttun mu? Ya tamam, tamam babaanne. Kahvaltı edip hemen giderim. Kalk. Sen de gelsene. Hava çok güzel. Biraz hava alırdın. Efendim? Uyanman gerek. Neden uyandırıyorsun beni be adam? Kıyamet kopacak da ondan. Lafı gevelemesene birader. Saat 12. Sanırım gazetelerin gelmiştir. Kapıya bak kızım. Çabuk, seninle konuşmam lazım. Dur, dur bir dakika! Sütçüyse bugünlük var kızım. Yarın sabah gelsin. Şerife! Duydun mu kızım? Çocukluğundan beri şu çişini bir türlü ayarlayamazsın. Thank you.
İşte bütün korkum buydu. Hep bu yüzden tedirgindim. Ben şimdi ne yaparım? Bürodakilerin yüzüne nasıl bakarım? Babama ne derim? Ne olursun ağlama. Senin ağlamana dayanamam. Her şeyin bir çaresi vardır. Birlikte gideriz babana. Her şeyi ben izah ederim. Gerçi ters insan değil. Değil ama ya seni kırarsa? Her insanın iyi bir tarafı vardır. Oysa o gece her şey çok güzeldi. Rüya gibiydi, şaka gibiydi. Gördüğün gibi, benim hayatımda şakaya yer yok. İnsanlar ağzından çıkacak bir tek kelimeye bakarlar. Birisi onu bin yaparlar. Senin hesap vereceğin birkaç kişi, ya ben? Ben omuzlarımda milyonlarca insanın sorumluluğunu taşıyorum. Filmimi seyredenler, şarkılarımı dinleyenler. Haklısın. Her şey benim yüzümden oldu. Eğer çok kötü bir şey olursa, ben gelir konuşurum karınla. Beni bu denli tertemiz hislerle düşündüğün için teşekkür ederim ama... Ben seni tanımadan önce karımdan ayrılmaya çoktan karar vermiştim. Bunda senin suçun yok. Hem ben otelde kalıyorum. Üzüldüm durumuna. Neden ayrılıyorsunuz? Geri dönemez misin? Artık çok geç. Babasından çok iyilik gördüm. Elimden tuttu beni. Beni plakçılarla tanıştırdı. Askere gitmeden ünlü bir sanatçı olmuştum. Döndüğümde gazinosunda solist olarak çalışmaya başladım. Bu çalışma süreci içinde gördüm ki kızı yoldan çıkmış. Uyuşturucuya alışmış anlayacağını. Uçurumun eşiğinde. Halit Bey ayaklarıma kapandı kızını bu kötü ortamdan kurtarmam için. Evlenirse kurtulur dedi. Ve evlendik. Ama nerede? Hanımefendi gene bildiğini okudu. Sonunda dayanamadım, mahkemeye verdim. Ne olursa olsun ayrılacağım. Gördün mü baba? Gördün mü nankörün yaptığını? Biliyorum kızım, biliyorum. Lütfen sakin ol. Nasıl sakin olurum baba? Nasıl böylesine gururumla oynar benim? Kötü düşünme kızım. O ünlü bir adam. Kim bilir, belki bir hayranıdır. Hemen arar konuşurum. Ne olur baba, buldur onu baba. Ayaklarıma kapansın. Sen gelmeden önce ben aradım kızım, otelden çıkmış. Şimdi eve git. Sakın bir şey yapayım deme, kuvvetli olmalısın. Yalvarırım baba. Lütfen eve dönsün. Ölürüm de ondan ayrılmam. Lütfen onu bul baba. Lütfen. Peki kızım.
Stop! Çok güzel! Toparlanın çocuklar, gidiyoruz. Hadi, hazırlayın minibüsü. Necla Hanım çok iyiydiniz, tebrikler. Ferdi Bey... Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık. İyi günler. İyi günler. Dünyanın en güzel meleği geldi. Aslında seninle konuşmamalıyım. Nedenmiş o? Geçen hafta neden gelmedin? Yoksa bana rakip mi buldun? Hadi bırak utanmayı da anlat bakalım. Geçen hafta gelmeyince, ilk aklıma gelen birine gönül vermen oldu. Çünkü aşk ana baba sevgisine benzemez. Baba, ayağımın tozuyla neler uydurdun hemen? Saklamana gerek yok kızım. Ben senin babanım. O şarkıcıyla olan resmini gördüm. Bir yanlış yapmayacağını biliyorum yavrum. Senin melek yüzüne keder değil, mutluluk yakışır. Hadi, hadi. Asılıp durma. Son günlerde sırtım ağrıyor zaten. Bir doktora görün sen. Boş ver. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. İşte benim doktorum. Bundan iyi doktor mu olur? Nasıl bir ağrı baba bu? Boş ver ağrıyı falan. Şu şanslı adamı bir daha gelişinde getir de ifadesini alayım. Çünkü bunlara güven olmaz. Düşündüğün gibi biri değil baba. Yalnız. Evet, evet, yalnız. Onu da biliyorum. Gazinocu Halid'in kızıyla evliymiş. Nasıl öğrendin baba? Meşhur biri kızım. Her şeyini herkes biliyor. Ama iyi insan olduğu belli. Annen gibi kadından geliyordur geçimsizlik. Ama baba... Tamam, tamam. Annene laf yok. Baba annen yine yaşına bakmayıp saçlarını boyuyormuş. Babaanneme de laf yok ama. Peki, peki. Ne yapalım? Desene bugün hep şarkıcıyı konuşacağız. Ha, seninki kitapta yazıyor, değil mi? Evet, öyle. Görüldüğü gibi, aşırı geçimsizlik sonucu davacı Ferdi Tayfur, sokağa atıldığını, şu anda otelde kaldığını iddia ediyor. Yalan efendim, geçimsizliği kendisi çıkartıyor, ben kocamdan ayrılmak istemiyorum. Söyle o terbiyesize, onunla konuşmak istiyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. Sabrımı taşırmaz. Susun, burası mahkeme salonu, kahvehane değil. Hepinizi atarım dışarı. Yaz kızım. Davalı Nuran Tayfur, kocam bunalım geçirdiğinden bir gün yuvasına döneceğini biliyorum diyor. Allah Allah! İnan babanı çok merak ediyorum. Demek bu kadar iyi biri ha. Göreceksin, her şey düzelecek. Bilemiyorum Ferdi. Her şeyin bu kadar çabuk olması ürkütüyor beni. Evet, müzik hazır. Tamam, geliyorum. Kafandan kötü şeyleri çıkar. Hadi sen şurada otur. Birazdan işim biter, birlikte çıkarız, tamam mı? Gönder müziği!
Nasıldı, beğendin mi? Aa, çok güzel. Hemen geliyorum. Nasıldı? Çok iyiydim Ferdi. Nerelerdesin sen? Nerede olacak, mahkemedeydim. Ne oldu, anlatsana. Ne olacak, iki ay attı hakim. Ne demek iki ay? Boyacı küpü değil ya, bu hemen karar versin. Evet beyler, tamam. Ferdi, diğer şarkı hazır. Yeter, çalışmıyorum. Deli misin, daha bir şarkı okudun. Ne yapayım istiyorsun? Görmüyor musun, iki ay daha mahkum. Muayet iki ay olsun, iki sene de sürebilir. Bana bak, sen konuşma, tamam mı? Hadi bırakın münakaşayı, bu gidişle bu plak bitmez. Affedersin Ferdi, sana iyi haber vermek isterdim. Kayınpederin Halit bir de tehdit mesajı gönderdi. Bu şartlarla çalışamayacağım. Ben gidiyorum. Özer, notaları topla. Sen de kendini menajer sanıyorsun, değil mi? Ha! Hadi canım, gidiyoruz. Bu adamın menajerliğinden bir kurtulsam kurban keseceğim! Bırakın yahu, adamın üstüne fazla varmayın. Baksanıza, zaten kafası bozuk. İyi şeyler görmüyorum. Ne görüyorsun, söylesene. Kocan evden gidiyor, başka bir kadın görüyorum. Hayır, gidemez. Gidemez tabii. Ona öyle bir büyü yaparım ki gelip ayaklarına kapanır. Sahi yapabilir misin? Yeter ki günümde olayım. Koyun postunu bile yürütürüm. Bunu bana yap. Dile benden ne dilersen. Şimdilik 100.000 lira ver yeter. Al sana 200.000 lira. Eğer tez zamanda ayaklarının altını öptürmezsem, bana da yuva yapan Sevim demesinler. Bir başka kadın ha, onu anasından doğduğuna pişman edeceğim. Önce ben gideyim Ferdi. Neden? Babama sürpriz yapmak istiyorum. Peki, hadi koş. Baba! Baba? Şerife kızım! Yavrum! Seni öyle özledim ki! Kazık gibi ne duruyorsun orada be? Hadi gel aşağı! Baba! Ben kötü bir şey söylemedim ki! Kazık dedim! Demek sensin ha? Benim meleğimin kalbini çalan hırsız! Hadi bakalım sen mutfağa. Biz Ferdi ile biraz konuşalım. Peki baba. Gel bakalım evlat.
Deniz'i çok seviyorsunuz herhalde. Bırak bu boş lafları. Ben de kayınpederimle ilk karşılaştığım zaman okkalı bir tokat yemiştim. Neyse ki senin sorduğun soru iyi. Ben heyecandan helayı sormuştum. Ey gidi gençlik! Neydi o günler? Şerife sizden çok söz etti bana. İlişkinizi ilk duyduğumda yüreğime sanki bir hançer saplanmıştı. Çünkü ona yeterince babalık yapamadım. Küçük yaşta annesinden ayrıldım. Çok dırdırcı bir kadındı. Geçimsizdi. Hayatı zehir etti bana. Onun için sana hak verdim. Gizlice sordum soruşturdum seni. Kimse hakkında kötü bir şey söylemedi. Karının senden ayrılacağından emin misin? Evet eminim. Zaten ayrı yaşıyoruz şu an. Ayrı yaşamak başka, kanunen boşanmak başka. Haklısınız ama ağacın köküne kurt düşmeye görsün. Aferin, iyi laf ettin. Kurt düşmeye görsün. Düşerse ağaç çürümeye mahkum. Şerife'yi çok seviyorum. Gerekirse hayatımı onun için feda edebilirim. Belli ki o da seni seviyor. Yoksa böyle bir ilişkiye girmezdin. Onu mutlu et oğlum. Bana güven. Söz veriyorum. Onun mutluluğunu her şeyden üstün tutacağım. Baba! Baba! Mutfakta kocaman bir fare gördüm. Korkma, korkma! Dostlarım onlar benim, güzel kızım. Yeni araban güzelmiş. Bırak bu lafları! Neredesin sen? Nerede olduğumu ben de bilmiyorum. Yerde miyim, gökte miyim anlayamadım. Ne demek anlamadım? Tomar tomar paralar alırken anlıyorsun ama. Tamam tamam, lütfen bana bağırmayın hanımefendi. Bir bakıyorum burnumun dibindeler, size telefon edeceğim. Bir de bakıyorum yoklar. Ve sonra bir bakıyorum, beyimiz tıpış tıpış otele dönüyor. Gayet masum. Helal olsun, düşündüğümden de kurnaz çıktı. Onları öyle bir yakalayacağım ki, siz bile şaşıracaksınız. Gösteririm ben sana orospu. Hatırla beni. Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen öl bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülle koklarken hatırla beni.
da hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla beni. Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen öl bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Sen üzülme Şerife. Ben o işi mutlaka hallederim. Ne yapıyorsun? Ne var Mehmet abi? Halit emir verdi. Seni vuracaklar Ferdi. Hadi oradan be! Ay canına! Haklıymışsın Mehmet abi. Ne yapacağız Ferdi? Korkma canım. Siz ikiniz gidip şimdi arabayı peki, hazırlayın. Peki ya sen? Hazırlayın. Hadi hemen gidin. Durmayın. Ama sen Ferdi. Hadi. İşte geldim. Bir gün pis dişlerini göstereceğini biliyordum. Kızım, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hayır, kalacak. Ondan saklı hiçbir şeyim yok benim. Seninle yalnız konuşmalıyım Ferdi. Tamam Ferdi, ben dışarıdayım. Maksadım seni vurdurmak değildi Ferdi. Ne yani? Gözdağı verdin değil mi? Evet, mecburdum. Ben de bıktım böyle hayattan. Her anamdan kötü bir haber alacağım diye ödüm kopuyor. Ne olurdu senin gibi bir oğlum... Ya da dışarıdaki aşık olduğun kız gibi bir kızım olsaydı. İstemez miydim torunlarım olsun? Olmadı. Olmadı işte. Tamam. Duygularını anlıyorum ama benim yapacak hiçbir şeyim yok. Onu düzeltebilmek için her şeyi yaptım. Evime yorgun argın döndüğümde o evde olmuyordu. Onu kumarhanelerden, özel partilerden topluyordum. Biliyorum Ferdi. Hepsini biliyorum. Sen elinden geleni yaptın. Ama ona biraz daha zaman ver. Onu birden bırakırsan ölür. İnan ölür. O ölürse benim yaşamamın ne anlamı kalır? Ama uzun sürmez. Yavaş yavaş alışır. Lütfen biraz daha zaman ver. Ona deli gömleği giydirmelerine dayanamam. Çünkü ben bir babayım.
Baba! Yok, istemem. O şıllık uzatsaydı içerdin değil mi? Ona dil uzatma. Ya dokundu mu? Bu konuyu kapayalım. Yok ya, kapayalım öyle mi? Açmayalım öyle mi? Evet öyle. Bana bak, sesini yükseltmeden konuş benimle. Bak gene başlama. Başlarsam ne olacak ha? Başlarsam ne olacak? Niye susuyorsun, konuşsana! Onu düşünüyorsun değil mi? Ama bundan sonra her an gözüm üstünde olacak! Bırak beni be! Sen bir canavarsın! Serseri! Benden kurtulacağını sanıyorsun, öyle mi?
Şerife'nin babası vefat etti oğlum, duymadın mı? Babası mı? İyi ki geldin oğlum. Günlerdir kendinde değil yavrucuğum. Sular bile kudurdu. Yıllardır bu sahili kendine yuva yapmıştı babacığım. Çok üzüldüm duyunca. Bana niye haber vermedin? Kendimi sensiz yaşamaya alıştırmak için. Anlamadım. Çünkü çok sevdiğim iki insanı aynı anda kaybettim. Neler söylüyorsun? Bunu anlamalıyız Ferdi. Yaşadığımız gerçek bir aşktı ama sonu olmayan bir aşk. Lütfen böyle konuşma. Hayır Ferdi, konuşmalıyız. Gerçek olan bir şey var ki karının sana benden daha çok ihtiyacı var. Kurtarmalısın onu. Ya ben? Beni kim kurtaracak? Lütfen üzülme Ferdi. Bırak aşkımız böyle tertemiz kalsın. Hem ben annemin yanına gidiyorum. Annenin mi? Yani Almanya'ya mı? Evet. Danışmaya geliriz.
gidiyorsun ama... ...yüreğimi de beraberinde götürüyorsun. Şey... ...bana okumak için bir şeyler alır mısın? Hanımefendi, ben hayatta verdiğim her sözü tutmuşumdur. Seninkiler kaçıyor. Benden bu kadar. Hadi eyvallah. Evet, güle güle abicim. Kasteler, hürriyet, milliyet, cümleydin, cumhuriyet, buyur abi. Bir hürriyet, buyur. Bir de gırgır. Başka bir cumhuriyet de bana versene. Buyur abicim. Güle güle. Güle güle abicim. Eyvallah. Seni çok seviyorum, çok.